Bilimsel bilgi nedir diye düşünmeden önce bir neyi nereden bildiğimizi düşünelim. Şunu bir düşünelim. Neyi biliyoruz? Adımızı, yarınki hava durumunu, dünya nüfusunu, en çok dinlemeyi sevdiğimiz şarkı, koronavirüsten ölen kişi sayısı. Bunları biliyor muyuz? Bunu düşünmemiz lazım. Bunları teker teker üzerinden geçtiğimizde adımızı nereden biliyoruz? Anne babamız söyledi. Biz doğduğumuz gün bizi öyle çağırmaya başladılar. Biz adımızın bu olduğunu düşündük. Başka birisi başka şekilde çağırsaydı belki de öyle düşünecektik. Yarınki hava durumu. Yarınki hava durumunu bilmenin en güzel yolu cep telefonumuza bakmak. Cep telefonumuza baktığımızda da onlar çeşitli meteoroloji istasyonlarının aldıkları bilgileri akıtıyorlar. Dünya nüfusu. Şu anda dünyada kaç kişi yaşıyor? Buna hızlı bir yanıt vermek isterseniz internette bulunan bir web sitesini ziyaret edebilirsiniz. En çok dinlemeyi sevdiğiniz şarkı. Şu anda siz bana yanıt verebilirsiniz ama bunun en iyi yanıtını eğer kullanıyorsanız Spotify verecektir bir şarkıyı kaç defa dinlediğinizi. O size söyleyecektir. Ve koronavirüs salgınının etkileri nereden biliyoruz? Şu anda gidip Johns Hopkins Üniversitesi'nin web sitesinden bunu görmek mümkün olabilir. Peki oraya bilgiler nereden gidiyor? Hükümetler ya da Dünya Sağlık Örgütü o bilgileri akıtıyor. Bakın bu kendimizin çok iyi bildiğini düşündüğümüz, kolaylıkla yanıt verebildiğimiz sorulara dahi zor sorulara verdiğimiz yanıtlar gibi birilerine başvuruyoruz. Çünkü bilginin başka kaynakları var. Neden bilmemiz gerekiyor? Çünkü bilme açlığı içerisindeyiz. İçinde yaşadığımız dünya belirsizliklerle dolu. Yarın hava durumu nasıl olacağını bile bilmiyoruz. Belki kalın giyineceğiz, belki hafif giyineceğiz. Belki güneşli olacak, güneş gözlüğüne ihtiyacımız olacak. Kaç yıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Bu okuldan mezun olduğumuzda ne kadar para kazanacağımızı bilmiyoruz. Bütün bu belirsizlikler bizde bilme açlığı yaşıyor. Bilme açlığı açısından atalarımızdan çok daha ileride değiliz. Nasıl atalarımız ormanda yaşarken hangi ağacın meyvesinin zehirli olduğunu bilmek zorundalarsa ölmemek için biz de bizi mutlu kılacak şeyleri ne olduğunu bilmek zorundayız. Bu konuda da merak içerisindeyiz. Bilme açlığını gidermek için de farklı bilgi kaynaklarına başvuruyoruz. Bunlardan bir tanesi çok az olmakla beraber kişisel deneyimler. Mesela şu anda buranın soğuk ya da sıcak olduğunu ben size söyleyebilirim. Bu benim kişisel deneyimime dayanıyor. Ben bu kişisel deneyimimi başkalarından da aktarabilirim. Buraya dışarıdan yeni gelmiş bir arkadaşımıza dışarıda hava nasıl diyebilirim, ona güvenebilirim. Ya da kendim dışarı çıkıp yağmur yağıp yağmadığını öğrenebilirim. Bunlar bize aslında en doğru bilgi sağlanmış gibi gözüküyor. Bir insanın üşüyüp üşümediğini tabii ki kendisi bilecektir. Ve dışarıda yağmur yağıp yağmadığını sırılsıklam gelmiş bir arkadaşımızdan anlayabiliriz. Ama burada da sorunlar var. Çünkü kişisel deneyimler ve gözlemler bağımsız değil. Öncelikle bir hissettiklerimiz objektif değil. Adı üzerinde öznel. Bir içeceği içtiğimizde herkes aynı tadı almıyor. Şunu biliyoruz mesela bazı insanların dillerinde daha fazla tadım hücresi var ve o insanlar dondurma sevmiyorlar. O zaman ünlü atasözü geçer demek ki. Zevkler ve renkler tartışılmaz çünkü herkesin zevki kendi yorumlamasına bağlı. Yani kendi fiziksel deneyimlerimize güvenemiyoruz. Başkalarından gelen bilgilerde de akrabalarımıza, bizimle aynı kanı taşıyan insanlara güvenme eğilimimiz daha fazla. Bu tabii ki mahallemizde yaşayan insanlar, hemşerilerimiz ve aynı ülkede yaşadığımız insanlar olabilir. Yabancılara kıyasla biz kendi yakın çevremize daha fazla güvenebiliyoruz. Peki hafızamıza güvenebilir miyiz? Hayır. Hatırlama dediğimiz şey yeniden inşa etmek. Yeniden inşa ederken de bütün detayları inşa edemediğimiz için onları doldurma yöntemiyle yapıyoruz. Dolayısıyla hatırladıklarımıza da güvenemeyiz. Dolayısıyla insanın en fazla güveneceği şeymiş gibi gözüken kişisel deneyimlerin bile çok boşta kalabildiğini, gerçek dünya hakkında çok az bilgi verebildiğini görüyoruz. Başvurabileceğiniz başka bir şey gelenekler. Burada ünlü Anatevka, damdaki kemancı oyununun kahramanı TV'ye başvurmakta fayda var. TV 20. yüzyılın başında Rusya topraklarında yaşayan bir Yahudi köylü ve hızlı bir değişim döneminde geleneklere sarılmak istiyor. Çünkü yaşam ona bir sürü soru getiriyor. Ünlü gelenekler şarkısında da zaten kendisi bunu dile getirebiliyor. Aslında geleneklere yaslanmak iyi bir şey. Bunu bizden öncekilerin omuzları üzerine yükselmek diyebiliriz. Bu aslında başımıza gelecekler konusunda atalarımızın, dedelerimizin bize öğütlerini taşımak anlamına gelebilir. Gelenekler insanları koruyabilir. Ama öte yandan da geleneklerin çok kısıtlayıcı bazı özellikleri var. Eğer bir toplum sabitse, değişmiyorsa, aynı ise gelenekler kolaylıkla geçerliliğini korurlar. Ama ya toplum değişiyorsa?
özellikle günümüzdeki gibi bir hızlı değişim döneminde geleneklere güvendiğimiz zaman eksik kaldığını düşünün. Atasözlerine bakmak gelenekler hakkında çok iyi fikir verebilir. Su küçüğün, söz büyüğün. Bu acaba hala geçerli mi? Şu anda değişim içerisinde bulunan dünyada gerçekten sözleri küçüğe vermemek iyi bir fikir mi? Yaşamda bazen atasözleri dar gelebilir. Ve geleneklerin yeniliği bastırmak gibi de bir özelliği var. Eski ağza yeni tağım olmaz. Bunu söylediğiniz zaman yeniliklere karşı bir tavır alıyor, gelenekleri koruyorsunuz. Ve gelenekler insan aklının getirdiği ilerlemelerin önüne geçiyor. Üçüncü olarak otoriteye güvenebiliriz. Karnı ağrıyan, dişi ağrıyan, başı ağrıyan, bundan dolayı doktora giden, hukuki bir sorundan dolayı bir avukata başvuran ya da evdeki tesisatı tamir ettirmek için tesisatçıya çağıran herkes uzmanlığın ne kadar önemli olduğunu bilir. Uzman bizim yapamayacağımız şeyleri yapabilen insandır. Hatta ve hatta Matt Ridley kendi kitabında ne kadar çok kişinin bize hizmet ettiğini söylüyor. Düşünün, sabah kalkıyorsunuz, evdeki yumurtayı bir çiftçi sizin için yetiştiriyor. Ekmeği bir çiftçi sizin için hazırlıyor. Fırıncı sizin için pişiriyor. Sokağa çıkıyorsunuz, otobüse biniyorsunuz, şoför size hizmet ediyor ve onun tasvir ettiği bu iş bölümü aslında bir kişiye ne kadar çok kişinin hizmet ettiğini gösteriyor. Çünkü uzmanlaşma dediğimiz şey kendi alanımızda ileriye gitmek ve onunla diğer kişilere hizmet etmek. Biz hizmet ediyoruz ve hizmet alıyoruz. Aslında modernleşme dediğimiz şey, ilerleme dediğimiz şey o. Dolayısıyla uzmanlara güvenmek iyi bir şeydir. Eğer dişiniz ağrıyorsa tabii ki anneannenize inanma tercihinizi de kullanabilirsiniz ama bir doktora sormakta fayda olabilir. Ya da eczanınıza da başvurabilirsiniz. Ama uzmanlara danışmanın da bir sakıncası var. Uzmanlaşma nasıl oluyor? Bir doktoru düşünün, ilkokul okuyor, ortaokul okuyor, lise okuyor. Çok zor bir üniversite sınavından sonra 6 yıl okuyor. Onun üzerine uzmanlaşma yapıyor. İlerledikçe doktor eğitimin tornasından geçiyor. Ona öğretilenleri ezberliyor ve bunları öğretiyor. Aslında en iyi uzmanlar belli bakış açılarından en iyi tornadan geçmiş insanlardır. Ne biliyorlarsa onu uyguluyorlar. Ya tornada hata varsa? Ya torna yanlış şeyler üretiyorsa, orta çağda Avrupa'da yaşanan kara veba süresinde doktor olarak faaliyet gösterenlerin aslında uyguladıkları yanlış tedavilerin en az kara veba kadar kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Yani uzmanlık dediğimiz şey yanlış konuda uzmanlıksa insanlar için çok daha zararlı olabiliyor. Bizim karşı karşıya kaldığımız başka bir sorun ise şu, otoriteler kendi alanları haricinde de görüş belirtirler. Yani sadece kendi alanlarında kalmazlar. Ve kendi alanlarında kalmadıkları zaman da yanlış bilgi üretirler. Çünkü onların otoritesi bir alandadır. Başka bir alana taştıkları zaman verdikleri bilgiler yanlış olabilir. Bunu çok fazla yaşamıyor muyuz? Belli konuda uzmanlaşmış doktorların özellikle bu dönemde genel geçer görüş belirttiklerini görüyoruz. Oysa onların uzmanlıkları içerisinde değil. Orada da kalmıyorlar. Bunu da yaşayabiliriz belki ama siyaset hakkında da görüş belirtebiliyorlar. Veya da televizyonda gördüğümüz uzmanlar hiç kendi uzmanlık konuları olmayan konularda bilgi belirtebiliyorlar. Bu çok ciddi bir sorun yaratabiliyor. Bir uzman kendi uzmanlık alanının dışında görüş belirtirse insanları yanlış yollara sevk edebilir. Son dönemde koronavirüs konusunda yaşadığımız yanlış bilgi salgınının en önemli müsebbiplerinin kendi uzmanlıkları haricinde görüş belirten uzmanlar olduğunu biliyoruz. Peki bilimsellik nedir? Biraz da onun üzerine düşünelim. Eğer bunu bir sınıfta soracak olsak alacağımız yanıt bilimsel olanın deney ve gözleme dayandığı. Bize verilen eğitim sayesinde ki buna biz pozitivist eğitim diyoruz. İçinden geçtiğimiz torna budur. Bize verilen eğitim sayesinde biz bilimsel olanın deney ve gözleme dayanmasını bekliyoruz. Oysa deney ve gözlem bilimsellik için yeterli bir kriter değil. Çünkü bilimin amacının ne olduğunu anlaşmamız lazım. Bizim bilimden anladığımız şey bir genelleme yapmak. Biraz önce bahsettiğim gibi belirsiz bir dünyada yaşıyoruz. Belirsiz bir dünyada yaşadığımız için yapmamız gereken şey genellemeler geliştirmek. Tabii ki bunlar bazıları yanlış olacaktır ama genellemelerle dünyayı anlaşılır hale getirmeye çalışıyoruz. Belirsizliği başka türlü azaltamayız. Örneğin geldim, ıslandım çünkü dışarıda yağmur yağıyor. Bu benim için çok kıymetli bir bilgidir çünkü sırılsıklanmam. Ama bundan bir genelleme yapacak olmam gerekirse şunu söylemem lazım. Yağmur yağdığı zaman ıslanıyorum. Yağmur neden? Islanmak sonucu.
O zaman benim yapabileceğim şey ne? Buna karşı bir tedbir almak, belki de şemsiyeyle dışarı çıkmak. Dolayısıyla bilimsel olan kişisel deneyimlerden öte, ortak deneyimlerimizden yola çıkarak genellemeler yapmayı hedeflemektir. Bizim için birinci koşulu bilimsel olanın genelleme yapmak olması. İkinci olarak kuramlar geliştirmek. Şimdi kuram ya da teori kelimesi kullandığımızda, ki gündelik yaşamda kullandığımız bir kelime değildir, kütüphane akla geliyor. İnsanlar kitabi bilgi olarak görüyorlar. Kuram, teori, cümle içinde ne zaman kullanmalarını istesem öğrencilerinden bu şekilde yanıt aldım. Oysa kuram, bizimle ilgilendiğimiz konuda birbiriyle ilişkili önermeler geliştirerek o konuda sorduğumuz soruların yanıtlarını oluşturmak. Kuram neden önemli? Bilim insanları birbirleriyle kuramlar aracılığıyla iletişim kuruyor. Hepimiz çalışırken ilgilendiğimiz alandaki kurama bir katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu yaparken deneyler yapıyoruz, gözlemler yapıyoruz. Evet, bu son derece doğruyuz. Bir kolektif çabayla kuramı geliştirmeye çalışıyoruz. Bizi gerçek hayattan ya da pratik hayattan uzak tutan bir takım kitabı bilgiler değil kuram. Kuram bizim araştırmalarımıza yön veren, birbirimize iletişim kurmamızı sağlayan çok önemli bir platform. Bilimsel olan hem kuramsal olarak birbirle ilişkili bir dizi mantıksal ilişkiyi geliştirebilmek hem de bu genellemeyi verilerle desteklemek gerektirir. Bir açıdan Boğaz Köprüsü olarak düşünebilirsiniz. Kuram ve veri bizim bilimsel bilgimizin iki ayağını oluşturur. Böylelikle de ikinci özelliğimiz de kuramlar geliştirmek. Ve en önemli şeylerden biri bilimsel olanda, bilimsel olmanı elde etmek için yanlışlayabilmek. Yanlışlamak şu açıdan önemli. Bizim yaşadığımız dünyada genellemeler yapmak istiyoruz. O genellemelerin doğruluğunu nasıl anlarız? Deney ve gözlem yoluyla dedik. Çünkü o bizim için gerekli, kuramları geliştirmek için deney ve gözleme ihtiyacımız var. Peki, neyi arayacağız? Karl Popper'ın şöyle bir önermesi var. Şu ana kadar gördüğüm bütün kuğular beyazdı. Buradan son çıkarmak istiyorum. Dünyadaki bütün kuğular beyazdır diyebilir miyim? Bunu diyebilmek için kaç tane beyaz kuğuya ihtiyacım var? Bütün kuğulara. Hatta ölmüş ve gelecek bütün kuğulara ihtiyacım var ki bunu doğrulayabileyim. Peki yanlışlamak için kaç siyah kuğuya ihtiyacım var? Sadece bu. Buna işte siyah kuğu prensibi diyoruz. Kendi düşüncelerimizi yanlışlamak istiyoruz. Popper'ın bilimsel olanla bilimsel olmayan arasındaki çizgiyi nasıl belirleriz sorusuna verdiği yanıt bu. Bilimsel bilgi yanlışlanabilir olmalı. Yani bizim için üçüncü özellikle geliştirdiğimiz bilgilerin yanlışlanabilir olması. Eğer bir bilgi yanlışlanabilir değilse buna metafizik diyoruz.